2015 senesi gibiydi sanırım, 2014-2015 senelerinde. Aslında sadece hobi amaçlı, evde kendimi oyalamak amaçlı başladı taşla ilgili buluşmalarımız. Sahilden topladığım taşlarla evde kendimce bir şeyler yapmaya başladım önce. Ufak tefek şeyler boyuyordum. Önce küçük küçük şeyler yapmaya başladım. Sonra baktım etrafımdaki insanlar bunu çok beğendiler, takdir ettiler. Onlar beni beğendikçe, takdir ettikçe ben kendimi geliştirmeye devam ettim, başladım diyeyim. Serüvenim böyle başladı. Sonrasında işte yaptıklarımı önce çevremdeki arkadaşlarıma, akrabalarıma falan hediye etmeye başladı iş. Komşularım ilgi gösterdi. Bana da yap diyen oldu. Dolayısıyla bir de satış işi başladı. Arkasından satış geldi yani. Öylelikle bunu ticarete dönüştürdüm. Uzun senelerdir taş boyuyordum. Taşları kendimce farklı dizaynda yapmaya başladım. Yani üstüne resim yapmak değil de benim amacım taşlara şekil vermekti. Öylelikle yolculuğum başladı, devam etti, gelişti. Sonraki zamanlarda taşla biliyorsunuz yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Çünkü taşın formu belli. Büyüklü de küçüklü de olsa her istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz. O yüzden de baktım ki kendimi tekrar ediyorum. Biraz alanımı değiştirmeye başladım. Polimer kile devam ettim. Taşla polimer kili birleştirdim. Sonra polimer kilden zaten seramik çocukluğumdan beri, küçüklüğümden beri çok büyük bir aşkımdı benim. Çok istiyordum seramik öğrenmeyi. Sonrasında bir fırsat doğdu. Halk eğitimde kursa gittim. 2-3 ay kadar kursta devam ettim. Sonra işte hem pandemi nedeniyle hem bazı şeyler nedeniyle kurs kapandı ama benim zaten taş boyamalar çalışmalarım için evimde bir atölyem vardı. Bir odamı tamamen sanat hobi odası yapmıştım. Orada devam ettim seramik çalışmaya. Sonrasında o konuda da biraz geliştirmeye başladım kendimi. Şimdi daha çok seramik üzerine çalışıyorum. Ama sipariş olursa tabii taşta çalışıyorum. Siparişlerimi bugüne kadar bayağı kişilere ulaştırdım. O da beni mutlu ediyor. Yaptığım çalışmaların beğenilmesinden de mutluyum. Yani daha önce çalışıyordum bir kamu kurumunda diyeyim. Fakat ayrıldım işimden. Zaten bu yolculuğum da o şekilde başladı. İşten ayrıldıktan sonra bir boşluğa düştüm. Evde ne yapabilirim konusu başlayınca sıkıntıdan. İşte ufak hobilerle başladı dediğim gibi. Sonra benim mesleğim oldu artık. Dediğiniz gibi ben Akçok Hoca'nın tarihi çarşı, yöresel çarşısında küçük bir standla başladım aslında yolculuğuma. Burada satışlarımı devam ediyordum. Sonra bir fırsat doğdu. Evdeki atölyemi biraz büyütmek istediğim için atölye demeyeyim, çalışma alanı diyeyim. Kendim işte burada bir dükkan edindim. Çalışmalarıma burada devam ediyorum artık çünkü eve sığmıyorum. Çok şükür iyi, insanlara değişik geliyor yaptığım şeyler. Ben de bundan çok mutluluk duyuyorum. İstanbul'a, İzmir'e, Balıkesir'e, Samsun'a, Bursa'ya, Antalya'ya birçok yere yaptığım şeyleri gönderiyorum. Mutluyum gördüğüm ilgiden dolayı da hoşuma gidiyor. Sosyal platformlardan da satış yapmaya çalışıyorum. Zaten siparişlerimin birçoğunu o kanallardan alıyorum. Takipçilerim var, sağ olsunlar. Beni beğenip takip eden, izleyenler var. Bu konuda sıkıntım yok, hamdolsun. Hiçbir kadının yapamayacağı bir şey yoktur. Sadece tabii seramik, taş üzerine değil. Yapılan bir şey, el örgüsü bile olsa, dantel bile olsa, bir yemek bile olsa aslında hani isteyerek, kendini geliştirerek, özenle yapıldığı zaman sonuç çok daha farklı oluyor.
yapıyoruz işte. Bir de yani.